3 yıldır bu alandayız. Konuşmadığımız, anlatmadığımız konu kalmadı. Herkes ezberlemiştir. Hikayemizi yurt içinde ve yurt dışındaki bütün insanlık alemi biliyor. Berfa Ana'nın 5. yıl dönümü. Ne hazin şey ki ananın mezarının yanı başında eştiğimiz, kazdığımız Cemil Kırbayır'ın mezarı halen daha açık. Kusura bakma ana, bu yılda Cemil'i bulup senin yanı başındaki açık olan mezarına defnedemedik. Çünkü emir alanlar, uygulayanlar işini doğru yapmışlar. Akıbetini oldu bittiye getirmek için ellerinden ne geliyorsa onu gerçekleştirmedir. Hanife Ana kendi eliyle evladını devlet sana teslim etmiştir. Siz de işinizi doğru yapmışsınız, kamufle etmişsiniz ve gelin bir doğru iş yapın ya. Gelin bir doğru iş yapın. Murad'ın mezarı nerede? Onu bana söyleyin. Teşekkür ederim. Benim hikayemin başladığı meydan. Bu meydanda yıllarca birlikte kayıplarımızı aradık. Birlikte ağladık. Birlikte gözyaşı döktük. Bundan sonra da bu meydanda hak arayışımız, adalet arayışımız, kayıplarımızı arayışımız hep birlikte devam edecek. Bu meydanda bizler kayıplarımızın sızısını yaşarken aynı zamanda bu ülkede her gün yaşamını yitiren insanların sızısını da yaşamaya devam ediyoruz. Ve bu sızıyı yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz. 23 yıldır bu meydanda kayıplarını arayan annelerle, savaşlarda yaşamını yitiren asker annelerinin acılarını asla birbirinden ayıramayız. Ve savaşlarda yıkımın, ölümün, acının, gözyaşının ne olduğunu bizler çok iyi biliriz. Savaş nutukları atanlar, savaş çağrıları yapanlar bu meydanlara gelsinler. Bu meydanda oturan annelere sorsunlar. Acının, ölümün, gözyaşının ne anlama geldiğini bir kez de bu annelere sorsunlar. İnsansız hava araçlarının, insansız tankların bu ülkeyi getirdiği nokta insansız bir Türkiye'dir. İşte bizim karşı çıktığımız nokta budur. Ve özellikle şunu ifade etmek isterim ki bu ülkede artık hiçbir insanımızın yaşamını yitirmesine tahammülümüz yok. Bu ülkeyi kayıplar ülkesi yaptılar. Bu ülkeyi ağlayan anneler ülkesi yaptılar. Bu ülkeyi babalarının tabutuna sarılan çocuklar ülkesi yaptılar. Ve bize bunu bir kader olarak dayatıyorlar. Ancak biz bu kaderi değiştireceğiz. Bir gün mutlaka cumartesi anneleriyle asker anneleri el ele vererek, omuz omuza vererek bu ülkeye barışı getirecek. Bu ülkeye barışı biz anneler getireceğiz. Savaş politikalarına karşı, yıkım politikalarına karşı, acılara ve ölümlere karşı el ele vereceğiz.
23 yıl dile kolay. 23. yılında bu alanda yine aynı şeyler söyleyeceğiz. Daha ne kadar söyleyeceğiz bilmiyorum ama asıl ben şunu söylüyorum. Ben şu insanlar gibi değil. Tamamen devlet tarafında evladım dolandırıldı. Evladımla dolandırıldı. Niye öyle diyorum? Güvendiğim devlet, güvendiğim adalet diye ve 23 yıldır da o vicdan azabıyla yanıp kavrulurken beni karakola aldılar. Oğlum nerede dediler. Ben de bilmiyorum dedim. Buradan herhalde ben 23 yıldır ölmediysem onlar da ölmemişlerdir. Ramazan Kaya'ya sesleniyorum. Beni odasına çağırdı. Dedi ki hanım dedi. Bak dedi sen o evladındır saklayabilirsin ama yanlış bir şey atıyorsun. Bak oğlunun eline bir silah verilmiş. Ya oğlun birini vursa ya da biri oğlunu vursa daha mı iyi olur? Gelsin ifadesini verir. Neyse silahın havayla ateş etmesi de çok bir cezası olmaz. Ve beni bıraktı. Ben de eve gittim düşündüm. Tabii o zaman tamamen devletin gerçek yüzünü de bilmiyorum ya. Safım ya. Dedim ya bu insan da bana yapacak bir kötülüğü ne olabilir ki? Doğru söylüyor. Ben de oğlumu aradım. Oğlum dedim durum böyle böyle. Tabii biraz da sitem ettim. Bak geldim bunu böyle yaptın. Gel temizle. Ay dilim lal olaydı. Sanki ben demişim ki gel seni temizlesinler. Neyse gittik işte. Götürdük oğlumuzu. Devlete güvendik, adalete güvendik. Şimdi şu tabloya bakıyoruz. Burada hiçbir yalan var mı acaba? İşte kendi ayıpları, kaybettikleri insanlarla yüzleşecekleri yerde beni ifadem alınıyor. Sen niye bunları söylüyorsun? Peki kime söyleyeceğim bunları? Ben size vermişim, size söyleyeceğim. Başka bir devlet benim çocuğumu almadı ki benden. Bir de biz o kadar yardımcı oluyoruz ki bu savcılara. Savcı bey de duysun beni. Tahir Şerbetçi, Şah İsmail Öztürk oğlumu getiriyorlar, kaybediyorlar. Tabii ben o kadarını biliyorum. Yalnız buradan Şah İsmail Öztürk'e de sesleniyorum. Bana şöyle bir laf etti. Dedi ki o Tahir Şerbetçi olmasaydı ben Murad'ı götürür getirirdim burnu bile kanamazdı. Savcı Bey'e bunu sorulmasını istiyorum. Bana sormasınlar. Ben buraya şu caddeden geçip de adam ben de bir gidip oraya oturayım bakayım burada ne var demedim. Beni rüzgar da buraya atmadı. Beni buraya adaletsizlik attı. Ben ne kadar isyan etsem yeridir. Ama ben isyanın çoğunu yine kendime yapıyorum ki ya sen nasıl bir anaydın? Senin oğlun sana çok güveniyordu. Sen de adalete mi güvendin de götürdün evladını. Şimdi 23 yıldır dile kolay diyorum. Ben 19 yaşında evlat vermişim. Ve canlı götürmüşüm oraya. Beni bir parça kemiğe mecbur etmişler. Bir anne çocuğuna mezar istemez. Biz başka annelere benzemeyiz. Şunu da veririm, bunu da veririm demeyiz. Verirsek de adalet neyse yerini bulsun diye söylüyoruz. Ve beni savcılığa çıkaracaklarsa savcı bana ne soracak? Savcı bana niye soracak?
Savcı benim çocuğumu kaybedenleri çağırsın desin ki ya bu kadın bu meydanlarda hep bunları söylüyor. Hele gelin bakın biz bunu bir cevaplayın. Bu insanı ne yaptınız? Ne ettiniz ki bu kadın bu kadar figan feryat ediyor? Beni dalımdan budamışlar, ciğerimi dağlamışlar, yüreğimi yakmışlar. Bu Şubat ayı zaten bizim kabus ayımız. Bak, biz sadece burada bunları konuşmak için durmuyoruz. Biz sadece bunları burada söylemek için durmuyoruz. Biz burada toprağa verdiğimiz o kadar insanlar var. Kayıplarımız var. Onların mezarı yok. Ve belki bu yeni polis memurları da bu durumu bilmedikleri için. Bakın işte arkadaşlarınızın bana yaptığı, sizin de burada böyle yazıp yazıp götürüp bana ifade aldırmanın